Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Valorant oynuyoruz. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım ki beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant'ta 3. kısım sonu videosu yapıyoruz. Biliyorsunuz ki artık bugün itibariyle bugün gelecek dendi ama saat farkından dolayı şu an gelmedi. Ayın 13'ünde gelecek. Gece 1 de diyen var. Gece 4 de diyen var. Sabaha karşı 4 de diyen var. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar yeni sezon gelmeden önce en çok sorulan soruyu cevaplamaya çalışacağım size. Ranklar sıfırlanacak mı? Evet arkadaşlar ranklar sıfırlanacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Detaylı bir şekilde videomuzu çekeceğiz. Yeni size bölüm 2 hakkında haberlerim var. Onları vereceğim. Hem ranklar hakkında hem de daha yeni haritalar hakkında. Yeni harita gelecek mi? Ajan skinleri gelecek mi? Bunlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açar. Güzel bir yorumda bulunur ve videoya like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar her gün Twitch'te canlı yayındayız. Twitch kanalımda takip edip Discord kanalıma da katılırsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar siz de %15 daha ucuza VIP satın alıp %15 bedava VIP kazanmak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten siteye üye olup hem bana destek olmuş olabilir hem de bedava bir şekilde VIP'nizi kazanmış daha ucuza VIP'nizi almış olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben dün bir video çekmiştim ranklar hakkında ama fark ettim ki biraz eksik kaldı. Ranklar sıfırlanacak mı diye bana çok soru geldi. Sonra abi ranklar sıfırlanırsa hangi ranka atlayacağız? Neye göre belirlenecek? İşte biz kimlerle oynayacağız abi? Olay ne olacak falan dendi. Ben de detaylı bir video yapmak istedim. Öncelikle arkadaşlar dün videoda kullandığım görsellerden biri LP artık sistemi geldi biliyorsunuz. Artık rankımızı atlayıp atlayamayacağımızı düşüp düşmeyeceğimizi göreceğiz. Belirli bir puan kazanacağız. Belirli bir puan kaybedeceğiz. Buna göre de rankımızı yerleştireceğiz. Geçen videoda size söylemiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz de yukarıdaki i butonundan yeni rank sistemi geldi videosunda izleyebilirsiniz. Detaylı güzel bir video oldu. Şimdi öncelikle arkadaşlar resimimiz burada kalsın. Ben şöyle Valorant sezon sonu ve 3. kısım sonu diye güzel bir size içerik hazırladım. Elimden gelince klasör oluşturdum. Başlıyorum. Bugün Valorant geliştirici özel bir soru cevap yayınladı. Öne çıkan bilgileri bu başlıkta derliyorum. Ranklar sıfırlanacak mı arkadaşlar? Evet sıfırlanacak. Yeni ajan skinleri mi geliyor? Evet arkadaşlar ama yakın bir zaman değil. Hepsinin detaylarını şimdi bu video içinde vereceğim. Hiç sıkıntı olmasın. Problem yok yani. Hepsini öğreneceksiniz. Yeter ki sonuna kadar izleyip destek verin videoyu. Hepsinin cevabı videoda. İyi seyirler. Destek olmak için abone olup videoya like atarsan çok sevinirim. Cidden arkadaşlar yani abone olma yüzdesi cidden çok düşük. Yani abone olmadan izleyenler %97'lerde, abone olanlar %3'te. Eğer izliyorsan ve kanalıma yeni geldiysen hoş geldin. Allah razı olsun geldiğin için. Abone olursan da çok mutlu olurum. Beraber gelişebilmemiz bana destek olmak için. Videoya da like at lütfen. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ranklarımız sıfırlanacak. Yani dediğim gibi yeni sezonda ranklarımız sıfırlanıyor. Yerleştirme maçlarında en fazla Platin 3 başlanabilecek. Arkadaşlar isterse rankınız Radiant olsun. İstediğiniz kadar iyi oynayın. Tüm maçları kazanın. Eski rütbenizi de tabii ki kıyaslanacak. Oradan da alınacak. Radiant'ta olsanız en yüksek, en iyi oynadığınız şekilde Platin 3'te başlayacaksınız. Şu anda Platin 3'ten yüksek isen daha hızlı tırmanacak. Yani arkadaşlar örnek veriyorum sen Radiant'sın ama çok iyi oynuyorsun. Çok iyi oynadın ve yine en fazla Platin 3'e atıldın. Ama sen rekabetçi maçında MMR puanı denilen bir şey var. Sen Radiant olduğun için yine maçta Radiant'larla da oynayacaksın. İyi oynayan Platin'larla da oynayacaksın. Beraber oynayacaksınız. İyi oynarsan hızlı rank atlayacaksın ve eski rankına geri geleceksin. Şimdi arkadaşlar ölümsüzlük liginde bir değişiklik oldu. Ölümsüzlük derecesi artık tek seviye olacak. 3-2-1 kümeri kaldırılıyor. Aynen öyle. Geçen videoda bunu söylemiştim. Radiant'taki gibi artık ölümsüz 1-2-3 yok. Sadece ölümsüz var. Radiant'ta olduğu gibi. Ve arkadaşlar artık Radiant olmak biraz zorlaştı. Ölümsüzlük rütbesi en iyi %1'lik kesimden oluşacak. Biliyorsunuz ki en iyi 500 kısmı gelecek. Bu en iyi 500 kısmında arkadaşlar ölümsüzlük rütbesinde olan en iyi olanlar gösterilecek ve %1'lik kısmı gösterilecek. Sadece en iyiler yani gösterilecek ve Radiant olacaklar. Ölümsüzlük derecesinde ilk 5'e girenler Radiant kabul edecek. Evet aynen böyle. Artık Immortal ve üstü rank sahibi oyuncular yalnızca solo duo şeklinde oyuna girebilecek. Böylelikle boost yapılmayacak. Arkadaşlar bunun da önüne geçtiler. Takımca biliyorsunuz ki Radiant'lar veya da ölümsüzlükler maç girebiliyordu. Artık aynı LoL'de olduğu gibi solo veya duo girebiliyorsunuz.
Şimdi burada ajan kostümleri hakkında konuşuyoruz. Ajan kostümleri dediğim gibi evet gelecek denildi ama belirli bir zamanı yok denildi arkadaşlar. Belirli bir zamanı yokmuş. Deniyor ki net bir tarih veremiyorum ama yakın gelecekte ajan kostümleri getirme planımız yok diyebilirim. Yakında böyle bir şey düşünmüyorlar şu an rank sistemine. Yeni sezona önem veriyorlar. Net bir tarih veremiyor arkadaşlar ama yapılan açıklamaya göre kafalarında böyle bir fikir varmış. Getirilmesi düşünülüyor ama yakın bir zamanda değil. Çünkü onlar detaylı bir şey yapacak. Örnek veriyorum, Omen'e güzel bir arkadaşlar kostüm getirirler. E-skill'ini atar. E-skill'i bile farklı bir animasyon oluşturabilir. Onu alırsak yani ajan kostümünü. Böyle güzel bir şey yapabilirler. Riot Games işini bilen bir şirket ve bence güzel bir şekilde bunu ayarlayacaktır. Tüfekler konusunda hala çalışıyoruz ama tüfeklerin etkisini azaltmaya yönelik planlarımız var. Tüfeklerin hasarları azaltılacakmış deniyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar split haritasında bir değişikliğe gidiliyor. Onu da hemen açıklıyorum size. 2021 yılı içinde oyundaki 5 olan map sayısını 7'ye çıkarmak istiyorlar. Yani arkadaşlar bu sezon 2021 yılının sonuna kadar 2 tane daha map gelmesi bekleniyor ve toplam 7 map'e çıkacak. Ayrıca map seçme gelebilir. Map seçme de gelebilir arkadaşlar ama zamanı belli değil. Ama düşünülene göre kimi insanlar böyle fikir öne attı. Bilerek map sayılarını arttırıyorlar ki oyuna map seçme koyabilsinler. Tabii ki arkadaşlar yani az map sayısı olursa map seçmenin bir olayı olmaz. Ama map sayısını ne kadar arttırırlarsa o kadar da güzel olur ve map seçme olayı getirilebilir. Şimdi split haritasında değişikliğe gidiliyor. Şunu da anlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki split haritasında artık değişikliğe gidiliyor diye duyurmuş oldum size. Split haritasındaki yapılacak değişiklikte arkadaşlar oynamışsınız illa ki defansı tutmak daha kolay. Saldıranlar çok nasıl söyleyeyim zor giriyor. Daha saldıranlar kısmında oynamak zor split haritasında ama defanstaysanız çok rahat kazanabiliyorsunuz. Size dönüyor yani şans. Split haritasında değişikliğe gidiliyor. Defansı daha rahat yapıyoruz ve bu yüzden saldıranlar daha çok zorlanıyor. Doğru. Saldıranlar daha zor giriyor. Çünkü belirli girişler var. Yani yapabilecek çok da bir şeyleri kalmıyor. Giriş alanları çok belli ve çok kısa. Valorant yetkilerine göre haritada değişikliğe gidilecek ve daha uzun koridorlar ve daha fazla farklı giriş ve bölümler bizleri bekleyebilir deniyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Yani bu yeni güncelleme hakkındaki bilgiler yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bence hoş oldu. Çünkü gerçekten de defans kısmında olanlar çok rahat kazanıyordu split arasında. Ama saldıranlar hem koridorlarda hem belirli yerler var. Çok da girip de oynanmıyor. Çok da zevkli olmuyordu. Şimdi bu yeni gelecek güncellemeyle beraber eşit yapılmaya çalışılacak harita. Ve değişikliğe gidilecek tabii ki de. Bence hoş olur. Umarım ki arkadaşlar siz de beğenmişsinizdir. Umarım ki arkadaşlar videomda da eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açar güzel bir yorumda bulunur ve like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Like da atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.